Dostlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bu videomuzda yeniden e, arpa'nın teknik analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hem uzun hem kısa vadede hedeflerinden ve alım fırsatlarından bahsedeceğiz. Bununla da birlikte tabii ki e, projesini yeniden yakından tanıyacağız. Nedir ne değildir diye uzun uzun bakıp söz edeceğiz arkadaşlar. O yüzden eğer arpa'nın yatırımcısıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız e, videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Videoya geçmeden bir de e, belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Ayrıca sizden kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi önemli rica ediyorum arkadaşlar. E, bizler için önemli. O yüzden lütfen kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi Unutmayalım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dostlar Arpa Chain yani e, Arpa rankı 431 e, olarak karşımıza çıkıyor. Ki e, yükselme potansiyeli de çokça yüksek. Bununla birlikte e, arz tedarik oranı da gayet güzel bir şekilde dengeli. Şöyle Türkçe'ye geçip bir okuyalım. Neymiş tam olarak? Yani neyi hesaplıyor bu coin? Arpa çok taraflı. Hesaplama tarafından etkinleştirilen, gizliliği koruyan hesaplama için blok zinciri tabanlı bir katman 2 çözümüdür. Nisan 18'de kurulan ARPA'nın amacı veri yardımcı programını mülkiyetten ayırmak ve veri kiralamayı mümkün kılmaktır. ARPA'nın MPC protokolü her bir tarafın veri girişini gizli ve güvenli tutarken birden çok varlığın verileri işbirliği içinde analiz etmesi ve e, veri sinerjileri çıkarması için yollar yaratır. Uzun lafın kısası. Bir katman, iki protokolüymüş arkadaşlar ARPA. Şimdi buradan yola çıkarsak. Her zaman ne diyoruz? Birçok videoda söyledik bunu. Bazı arkadaşlar ee, projeler var ki bunlar kripto piyasasında, piyasamızda oldukça önemli projeler. Neler bunlar? Blok zincirleri ve katman projeleri arkadaşlar. Katman 0, işte katman 1, katman 2 projeleri. Bunlar arkadaşlar... E, ucu bucağı olmayan çok güçlü projelerdir. Ve ARPA'nın da böyle bir proje olması bizim için gayet önemli. Uzun vadede çok güçlü bir coin olduğunu gösteriyor. Marketlere bakalım nerede var? Binance, geçiyor, Geichio, Bitamp, KuCoin, Coinbase, e, Huobi. Devamında Maxi de var. Maxi de gördük. CoinEx. Başka şöyle indiğimiz zaman Hotbit dedik arkadaşlar. 52 tane satır var. Uzun lafın kısası, en başta şey demiştim. Rankı 431 ve ciddi yükseliş vaat ediyor diye. Sebebi de buydu aslında. Yani hala listelenmesi gereken çok fazla yer var arkadaşlar. Ve bununla birlikte referansları da çok güçlü. Binance, Coinbase, KuCoin vesaire derken çok güçlü referanslara sahip. Bu yüzden de yıl içerisinde ciddi Listeleme haberleriyle arpayla karşı karşıya kalabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi teknik boyuta bir geçelim. Teknik boyutta neler var? Nisan bakın geçen yılın Nisan Mayısında bir yükseliş. Devamında Eylül'de ve arkadaşlar Kasım'da bir yükseliş. Yani açıkça şunu görüyoruz. Düzgün ve piyasayla uyumlu bir şekilde hareketlerini gerçekleştirip yükseliyor. Hatta trendlerimizi çekmiştik arkadaşlar. Fakat şu an kısa vadede bakın trendin altına kırmış durumda. Bakın trendin altına kırmış durumda. Şimdi buraya baktığımız zaman zaten yıl içerisindeki beklentilerden aşağı yukarı söz edebiliriz arkadaşlar. Şöyle üstün körü bir şey çizdim bakın. Bu gibi hareketlerin ee, olma ihtimalinden söz etmemiz mümkün. Zaten ortadaki trend e, belli. Şimdi bununla birlikte uzun vade için ciddi şeyler vaat ettiğini zaten belirtti. Şöyle bir kısa vadeye bakalım. Kısa vadede neler var? Bakın trendin altına sarkmış arkadaşlar. E, Bitcoin'de de biliyorsunuz bir e, trendimiz vardı. Şu an Arpa'da da aynı şekilde bir yükselen trendimiz mevcut ve e, bu yükselen trendin altına sarkmış, üzerine atmaya çalışmış, lakin başarılı olamamış. Ne kadar denese de bu trendi kaybetmiş arkadaşlar. Ve şu anda 0.062-63 desteğine kadar bir gerileme yaşamış. Şimdi içinde bulunduğumuz senaryoda arkadaşlar, Bitcoin videomuzu izlemediyseniz bugünkü izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü çok önemli. Bitcoin'de bir geri çekilme bekleniyor ki bu geri çekilmeyle beraber de Arpanın arkadaşlar böyle bir geri çekilme geldiği takdirde 63'lerde dayanması biraz zor. Hatta 0.05'lere kadar bir geri çekilme gelebilir arkadaşlar. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi böylesi bir senaryoda tabii ki ayağımızı yorganına göre uzatmamız lazım. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar bulunduğumuz pozisyondan arpa için ayırdığımız nakdin %10 gibi bir yani %10'luk bir dilimini girebiliriz. Haricinde yükseldiği senaryoda dahi arpa Trendle 0.63 arasında gidip gelecektir arkadaşlar. Yani hemen burayı taktiğe kıramayacaktır. 63'e her düşüşünde yeniden giriş gerçekleştirebiliriz. Düşüş senaryosu için ki bu senaryo oldukça e, yüksek bir senaryo, 0.05'lere kadar bir geri çekilme gördüğümüzde Arpa'da büyük bir büyük bir e, alım fırsatı elde ediyoruz. Haricinde e, Bitcoin bazlı olarak bir eşleştirme ve alım fırsatı için Bitcoin 37.500-600'lere düştüğünü gördüğümüzde ARPA'nın bulunduğu anlık X pozisyonundan Bir alım gerçekleştirebiliriz arkadaşlar ee, Kıssadan hisse ARPA şu an kısa vadede bir düşüş içerisinde Ve bu düşüş devam edebilir arkadaşlar ee, Bu şekilde alım fırsatlarından da söz ettik Bitcoin kendisini toparladığında Piyasayı silkelemeyi bıraktığında kesişimle beraber özellikle yönlü yukarı çıkardığında arpa da tekrar yönlü yukarı çıkaracaktır ve ilk evvela e, trendi almak üzere yeniden yükselen trendini tekrar e, destek almak üzere yola çıkacaktır arkadaşlar e, Bununla birlikte Tabii ki günlükteki EMA 50'sini de elde edecek ve bu pozisyondan da bize bir alım fırsatı verecek buradaki e, yükselişin arkadaşlar düşüşten sonraki yükselişin ana hedefi 0.1 pozisyonları olacak e, beklentilerimiz arpanın gidişatı bu yönde olacak aresaya baktığımız zaman bakın aresaydı da ne var 37 pozisyonlarında kendimizi görüyoruz arkadaşlar bakın 37'deyiz ala oldukça yakınız e, nötre görece artık uzağız bunu görüyoruz aşağı yukarı bir düşüşte arkadaşlar yeniden yani 0.05'lere kadar bir düşüş görürsek e, tam anlamıyla Aresay görünen o ki 30'larda net bir e, al sinyali bize çakacak arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Teknikte günlük 16'ya bir güçlü sat, 4 saatlik 16'ya 2 sat, haftalık 12'ye 2 sat, aylık 7'ye 3 sat arkadaşlar. E, video bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.